Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine çelik serisindeyiz. Bugün bir değişiklik olsun deyip kendi fidemizi kendimiz üretmeye karar verdik. Ve fide çeşidi olarak Rubigen, Swiss Chard çeşidini duydunuz mu bilmiyorum ama pepemsi bir hoş kokulu bir çilek. Tam 7 veren olmasa da 7 veren cinsine yakın bir çeşittir. Biz normalde Rubigen dikiyoruz ama bu yıl az bir miktarda olsa Swiss Chard dikmeye karar verdim. Şu gördüğünüz fideler Swiss Chard. Şimdi kısaca anlatmak gerekirse damlamamızı çektik. Biz bu damlamayı şu anda dikim arasını sabitlemek için, yani dikim aralığını yapabilmek için çektik. Diğerki zamanlarda damlamayı tekrardan döşeme yapacağız. Şöyle anlatayım. Normalde bu viyoller kullanmıyoruz ama elimde şu anda bunlar olduğu için göstermek için bunları koydum. Normalde bizim kullandığımız viyoller 45'lik. 45'lik viyol kullanıyoruz. Fideyi ortaya dikip sağlı sollu kol atması için fidenin sağına soluna viyol koyuyoruz. Normalde 45'lik viyol kullanıyoruz. Şu anda elimde olmadığı için bunları göstermek için sıraladım. Viyollerimizi 45'lik olarak sıralayıp perlitle, torfla biraz da toprak karıştırmayı, gerekirse solucan gübresi, hayvan gübresi, bunları ilave edip belirli oranlarda. Tabi bu ilerleyen zamanlarda vaktim olursa onunla ilgili bir video çekeceğim. Viyollerimizi dolduruyoruz. Aynı şekilde sağ tarafı, sol tarafı da viyolleri doldurduktan sonra fideyi ortaya diktiğimiz zaman bu fide göbekten çiçek yerine kol atmaya başlıyor. Ve bu şekilde fidemizi üretiyoruz. Şurada da göstereyim. Aynı şekilde bir sıra da burada var. Tekrardan bir sıra da burada var. Şöyle anlatmak gerekirse fidemiz, viyolümüz. Buradan çıkan kolları bu şekilde buraya yönlendirme yapıyoruz. Aynı şekilde buradan da. Burada ortada kaldığı için sağlı sollu kollarımız devam ediyor. Şöyle uzaktan da gösterirsek. Evet. Bu şekilde. Toplamda 110 metre uzunlukta. Üst sıra diktiğimizde 1000 fide kadar yapıyor. Daha önce fide üretimi yapmadığım için ne kadar fide üretebileceğimi tahmin edemiyorum. Ama bu işi yapanlara sorduğumda ortalama bir 10.000 fide diyorlar. Bana da 10.000 fide yetiyor zaten bu yıl için. Evet. Arkadaşlar daha önceki videolarımda söylemiştim. Şurada da bakın. Fide üretilen bitkiden çiçek alınmaz. Çiçek alınan, meyve toplanan bitkiden de fide alınmaz. Bunları koparıyoruz. Kısmet olursa birkaç güne bizim asıl anlaşmalarımız gelecek. Bunlar elimde var olan fidelerdi. Asıl anlaşmalarımız yola çıktı. Birkaç güne gelirse dikimini yapacağız. Dikimde de kısa kısa videolar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar şu anda da çilek serisinin içindeyiz. Biraz önce bir 35 kiloya kadar çilek topladık. Evet, çileklerimizin durumu bu. Rubigen. Birinci eller hemen hemen bayağı bir bitmeye başladı. Şu anda da gözüktüğü gibi ikinci çiçeklerimiz gelmeye başladı. Fresh fide en güzel özelliği 7 veren gibi olması. Hem meyve toplayıp hem de çiçeklenme devam ediyor. Bakın.
Yakın bir zamanda da şu alt yaprakları tekrar alacağız. Bir budama gerekiyor. Yani bitkinin şey yapması için. Geçenki soğuklardan zarar gören çiçeklerimiz hala aralarda çıkıyor. Yeni gelen meyveler. Bakın şurada çok güzel bir çiçek var. Yanımda bozuk 1 lira olsa üstüne koysam da göstersem ama hani bozuk 1 lira kadar çiçeğin büyüklüğü var. Aynı şekilde arkadan geliyor. Bakın. Arkadaşlar daha önceki yorumlarda birkaç kişi sormuştu. Çilekte sulama nasıl oluyor diye. Bu konuda yardımcı olur musunuz gibi sorular geliyor. Arkadaşlar çilek suya hassas bir bitki. Onun için hani bir şey söylemek yanlış olur. Şu şekilde bitkinin yanından elinize soktuğunuzda bakın köklerde görebiliyorsunuz. Bu toprak sıktığınızda bu şekilde kalıyorsa sulama istemez. Benim dün sulama yaptığımı düşünürsek bu toprağın da böyle kalması normaldir. Günün sıcaklığı 15-16 derece çıkmasına rağmen gece sıcaklığı hala soğuk. Geceleri 1-2 hatta dün -1'e kadar düştü. Ve seralarda en büyük hata, daha doğrusu bizim yaptığımız en büyük hata seranın kuzey güneş şeklinde olmaması. Bizim sera şu anda doğu batı yönünde. Size şöyle bir şey göstereyim. Seralarda hormon kullanılıyor mu? Seralar çiçeklenme nasıl oluyor? Döllenme nasıl oluyor diye çok sorular geliyor. Hani videolarımda görenler seranız kapalı, çiçeklenme nasıl oluyor? Tozlaşma nasıl oluyor? Diye sorular var. Hemen şöyle gösterecek olursak netleştirdik. Evet. Arkadaşlar bizim bunlar bal arımız. Dışarıda bir kek kovan arımız da var. Zaten sayfanın isminden aracılık seracılık diye anlaşıldığı gibi. Bakın şurada da arı yine buraya kondu o seyirde. Bunlar kısmetse 3 gün sonra kızarır. Şöyle bir gidelim. Bakın. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Maşallah. Arkadaşlar biraz önce demiştim. Seranın en kötü yanı, daha doğrusu en kötü yanı demeyeyim de seranın doğu batı şeklinde olmanın en kötü yanı benim kameramın sağ tarafından ışık alması sol tarafındaki bitkilerin daha az ışık almasında sebep oluyor. Bu da buradaki meyvelerin kızarıp olgunlaştıktan sonra şöyle gösterebilirsem bakın. Buradaki meyveler kızarmış. Daha doğrusu kızarmış olanları biz topladık. Kızarmaya başlamış bunlardan. Ama burada baktığımızda bakın daha çiçekler var. Bu perakende sataşlar için iyi olsa da genel anlamda seralarda gerçekten de sıkıntı. Bakın seranın sol tarafı çiçek var. Sağ tarafında meyve var. Seranın genel görünümü de bu. Arkadaşlar biraz önce demiştim. 35 kiloya kadar çilek topladık diye. Biz bunları perakende satış yaptığımız için bu şekilde kaselere koyup satıyoruz. Gerçekten de Rubigen cinsi güzel bir çilek.
Bakın. Bunlar nasipse yarın satışa gidecek. Şöyle içeri girdiğinizde deponun içine gerçekten de burnunuza çok güzel bir çilek kokusu geliyor.